köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Hayvan Tahsin geliyorlar soldan soldan. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın tapsın. Benim izimde tapşin tapşin. Yürüsün koşsun dua etsin yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah, kariyeri pulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa. Ben de zengin çocuğuyum, ben de üniversite okudum, ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur alsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Aman, aman ona dokunma. Dokunma. Oh. Ay, hem boynun hem belin mi tutuldu ayol? Ne diyorsun, boynumdan belime kadar ya. Kötürüm oldum, kötürüm. Ayol Allah korusun. Ah. Tüh tüh tüh. Bayram üstü de. Ah. Tahsin'cim, ilaçların fayda etmedi mi? Ah, sersem etti onlar beni. Vallahi sersem oldum, sersem. Yavaş yavaş. Oh. 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 Anacığım biraz böyle ohsan filan iyi gelir mi acaba? Masaj mı yani? Ama istemem. İstemem, bir bela yapılmaz öyle şeyler. Sonra büsbütün beter olurum vallahi. Ay, ne bileyim şöyle uzman bir masaj filan olsa belki. Masaj mı? Güzel bir kadın gelecek ve sana masaj yapacak ha? Ya ben burada canımla uğraşıyorum. Bak sen neler düşünüyorsun? Darılma, tuhaf kadınsın, tuhaf. Tahsin, ben düşünmedim. Sen düşündün. Bu yaştan sonra böyle masözler girip çıkacak eve. İstersen bir tane de oryantal bulalım ha? Böyle güzel bir şey. Karşında şıkkıdı 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 raks etsin ha? Masaj olurken sen. Tamam, bir şey demedim. Neden abartıyorsun? Yani bence bunun adı tamamıyla mübalağa sanatı. Abartıyorsunuz bence. Acele ediyorsunuz. Ha sen abartma görmemişsin Burhan. Evet. Şimdi ben abartacak olsam senin böyle bu kolunu tutarım, böyle arkaya kıvırırım. Boynunu buradan böyle tutarım. Ne yapıyorsunuz ama? Ha işte acele etsem diyorum. Buradan böyle yükselirim. Hala acıyor mu? Ha işte çıt diye koyun gidebilir. Bak abartsam, acele etsem diyorum. Ama abartmadığım, sabırlı olduğum için sadece sözel olarak ifade ediyorum. Bu bayram, bu söz kesilecek. Sacit'le hiçbir hazırlığımız yok ki bizim. Ben daha aileme haber vermedim. Yani ben onlara haber versem, nereden bakarsan tokattan buraya gelmeleri bir ay sürer. Yürüyerek mi geliyorlar lan? Oğlum beni deli etme. Bak şiddete başvurmayı sevmiyorum. Öyle mi? Yok, aslında seviyorum ama mevzu bu değil. Düğün yapmayacağız ki, babamlar da yok. Biz bize oluruz, herkesi bir arada. Yüzükleri takarsınız, Makbule mutlu olur, sen de hayatta kalmış olursun. Ben de seni öldürmediğim için içeri girmemiş olurum. Yani herkes için hayırlı bir olay. Anlıyorum efendim. Hah. Şimdi bu bayram bitmeden bu iş bitsin, daha fazla uzatmayın. Günaydın. Günaydın. Çok tırstım ya. Yolda iki tane uzun saçlı garip kıyafetli adam takip edip laf attı. Evi ya, kuyumcu dükkanı gibi dolaşıyorsun sokaklarda yani. Dikkat et. Seviyorum işte, ne yapayım ya? Ya ben saçma bir dönem mi geçiriyorum ya? Yani ne oldu bana ya? Biz seni bu dönemine kabul etmeye karar verdik şekerim. Çünkü seni çok seviyoruz. Ve de özledik ya. Ya ne güzel, üçümüz buluşup saatlerce vur 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 yüzeysel kız muhabbetleri yapardık evet. Ya. Gel buraya. Gel buraya. Olur yine yapalım. Çok ihtiyacım var. Ay, bu aralar çok duygusalım senden.
mi takip etti bakalım? Çok korktun mu sen? Ya ne dediler biliyor musunuz? Hepsi senin mi? Şey, pırlantalar için demiş olabilirler mi acaba? Yok, gerçekten. Anne, öyle olabilir. Bence pırlantalar için. Çünkü yaprakta hepsi senin mi? Altyapısı yok. Üst yapısı hiç yok. Aa, gerçi yan yana oturunca basen genişlikleri bütün kanepeyi kaplamış. Kanepe kadar poponuz var diyebilirim. İyi günler. İyi günler. Ay, ne yiyoruz kızlar? Psikoloğumdan geliyorum. Anlat anlat, içim kazındı vallahi bebeğim. Ya, teşhisini. Canım. Psikoloğum, teşhisini. Haberiniz olsun, Burhan karar vermiş. Daha fazla beklemeyelim, canıma tak etti. Bu bayram bu sözü keselim diyor. Hayda, düşündüğü şeye bak. İyi sevindin doğrusu. Hadi hayırlısı. Öyle öyle. Acele ediyor işte çocuk, ne yapsın? Ya. Tahsin, ben ne giyeceğim? İyi günler. Hayırdır? Yeni bir teknoloji market açılıyormuş da her şey yarı fiyatına, oraya alışverişe gidiyordum ben de. He, o zaman şimdiden iyi bayramlar. Şöyle ki, bayram bahşişlerini önceden kabul ediyoruz. Çoluğa çocuğa bayramlık alalım diye. Bayram bahşişi. bahşiş... Ne? Allah'ım ya Rabbim. Siz gireyim. Efendim? Ne diyorsun sen ya? Ne? O nasıl bir cümle ya? Şaşırdım. Sabit Efendi, beni çağırıyorlar içeride. Bahşiş olayını daha sonra halledeceğiz. Merak etme. Ne? Dur, ben de geliyorum. Malzemecisi. Yani sen şu an birinin kostümüyle dalga geçebilecek durumda mısın acaba? Ya sen sürekli evde oturuyorsun ha. Sürekli evde. Bayram geliyor, yay mısın oturuyorsun ya. Kardeşim, 40 yılın başı çekimim yok. Şöyle bir gün evde tatil yapayım dedim. Vallahi billahi benim bu evde huzurum yok be şerefsizim. Niye huzurun olsun ki ya? Huzur evim burası. Benim evim. Benim evim. My home. Ne yiyorsun ki? Kahvaltı hazırlamadığın için mısır gevreği kemiriyorum burada. Bitir onu. Bitir. Bir kere de sen şöyle kahvaltıyı hazırlayıp bir güler yüzle uyandır ya. Hayat müşterektir. Ne? Ne? Kes Allah aşkına dırdır ya. Şurada dizi izlemeye çalışıyorum. Ne ki? Bilmiyorum ama acayip acıklı abi ya. Aile paramparça oldu. Esas benim aşk trafiğim paramparça. Ha? Ne trafiğim? Ya sen beni mi dinliyorsun ya? Niye beni dinliyorsun? Ayrıca sen niye bu evdesin? Ben ev arkadaşı istesem kirayı tek başıma neden ödeyeyim ya? Soru! Soru! Kız! Kız muhabbeti yapalım mı? Nasıl yani? Mesela muayyen günlerle ilgili ya da istenmeyen türler hakkında muhabbet edebiliriz. Ben epilasyona gidiyorum, anlatayım mı? Şayka, ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum ama biz üçümüz çok eski arkadaşız. Ve uzun zamandır ilk defa beraber görüşüyoruz.
Kız var ya, şimdi karar verdim. Ben bayramda sana bayram ziyaretine geleyim. Efendim? Elini öperim, büyüğümsün ya. Teşekkür ederim, gerek yok. Aa, makara yapıyorum ya. Ama harbiden geleyim kız. Ya bak, karşılıklı otururuz. Ayakkabıları çıkarız, çorapları çıkarız filan. Lahmacunumuzu söyleriz, içine basarız soğanı. Ay kız kıza muhabbet ya. Ya dertleşiriz, mertleşiriz. Nasıl plan? Ben o akşam evde yokum. Aslı, size geleyim mi? Tahsin amcanın elini öperim. Bizim çok kalabalık olur ev yani. Yaprak, size geleyim. Hem bayramda küsler barışır. Ne dersin ha bebeğim? Şişt kızım, zıptır giyin. Ne? Zönk. Yumuşadı. Bak yumuşuyor, yumuşuyor, yumuşuyor. Aa, gelecek, 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 gelecek. Ay gülmedi. Ay sen bana gerçekten küs müsün ya? Şaka mı bu? Ya kızım. Aa, sen de ne kadar alınganmışsın ya. Ya bir kıyafette pişti olduk diye. Ya nedir ya bu kadar kastın? Şaşırdım. Kıyafet pişçisi olduk diye bana ağzı alınmayacak hakaretler eden kişi sensin Şahika. Efendim Makbule abla. Ay Makbuş mu? Kız ver Allah'ın aşkına, ver ver. Alo Makbuş. Kız Allah seni kahretsin, özlettin kendini be. Ne yapıyorsun Şırfat'ı? Ne? Sağ ol Şahik, ben de özledim de. Fakat ben biraz meşgulüm. Telaşiyemiz var da. Tabii tabii bayram, bayram ama başka mevzular da var. Artık Burhan Bey şahsen bizzat kendisi size anlatır. Ben anlatınca böyle biraz asabi oluyor kendisi. Yani neyse ya, şey kusura kalma. Aslı'yı verir misin sen? Alo. Tamam. Efendim anneciğim. Ya anne ben şu anda iş yerindeyim ve son derece meşgulüm. İşim başımdan aşkın. Seninle kıyafet falan almaya çıkamam. Ya anne git bak kendin işte. Her taraf butik. Evet. Hadi öptüm, bay bay. Ay bir elbise alacak, ortalığı birbirine kattı ya. İlla birisi yanında gidecek yani. Oldu o zaman. Hadi ben uzadım bebeğim. Alas mı aldık Aslı? Yaprak. Alas mı aldık teyze? Ay alınmıyorsun değil mi fıstık? Gel bebeğim. Gel bebeğim. Ay. 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 Neyin peşinde bu ya? Sadece bizim eve gelmek istese Sacit derdim ama... Ne bu böyle kendi çapında sevgi saldırıları bir şeyler? Bizi içeriden çökertmeye çalışıyor bence. Ha aramıza girip entrika yapacak yine. Ha yer miyiz biz bunları ya? Günaydın. Az önce Makbule söyledi Cem sizde misafir diye gelmiş, burada mı? Burada. Bir haftadır burada. Bir haftadır mı? Evet, burada kalayı. Ben bakıyorum bu çocuğa. Niye? Ne demek şimdi bu? Ah Sedef abla. Ah güzel ablam. Ay tatlı ablam. Bu çocuğa yapılan eziyetlere inanamazsın. Eziyet mi? Evet. Yani al bu çocuğu, götür buradan. Ziyan oluyor burada. Gencecik deve. Üzülüyorum yani. Böyle olsun istemiyorum. O kadar eziyet ediliyor ki kavga dövüş ediyorlar 100 katta. Ondan sonra dekmeyi kovuluyor. Soluğu burada alıyor. Kovuluyor mu? Yediriyorum, içiriyorum, yatırıyorum. Ama anne şefkati gibi olur mu? Olmaz. Al bu çocuğu götür buradan. Bu gencecik deve yazık oluyor burada. Al bu çocuğu götür buradan. Götür buradan. Bu çocuğu götür buradan. Götür. Ay tansiyonum çıkacak vallahi. Üstüme başıma fenalık geldi. Cem. Cem. İyi oldu o zaman. Ben ucuzluğu kaçırmayayım. Daha sonra görüşürüz. Hadi iyi günler. Anne. Oğlum. Ağladın mı sen? Vah yavrum vah. Vah güzel çocuğum.
de ben diziye ağladım. Saklama oğlum, saklama. Ah, ah gözlerim kör olsaydı da görmez olsaydım şu halini. Nerede o Aslı? Ne bileyim anne, işledin herhalde. Akşam görüşeceğiz onunla da. Toplan oğlum, toplan gidiyoruz. Bitecek bu evlilik, bitecek. Geç bile kaldı. Arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz şekerleri... Ya Taco, demonstrasyon yaparken numuneleri yeme kardeşim ya. Tamam kardeşim, pardon. Şu elimde gördüğünüz şekerleri kiloyla alıp... matbaada özel yaptıracağımız içinde bayram manileri olan kağıtlara sarıp... İzzet arkadaşımızın bize tedarik edeceği şu model şık kutulara koyup... maliyetinin 3 katına şaka vereceğiz. Şahane proje Sacit. Şekerleri bitince de Nişantaşlı vatandaş... kutuyu ister mücevher kutusu yapar, ister pro kutusu. Sevgililer gününde de bunların kalplerini yaptırırız, ha? Sevgililer gününde kime hediye edeceksek artık. Sacit kardeşim, işine karışmak gibi olmasın ama... aşk asla vazgeçmemektir. Yani ne yapayım? Yani diyorum, Zeynep'ine bayramda bir çiçek yaptırsan... hı? İçine de bir kart yazsan, şöyle damardan manalı, nasıl olur? Ne yazacağım ki? Abi hazır ne yazacağım demişken, işimize baksak diyorum. Kim yazacak bu manileri? Mahmut, kağıt kalem getir. Bu arada elimde çok güzel yeşil var beyler. Aa. İster misiniz? Yeşil? He, mercimek, çorbalık. Yenge, ben elbise bakmaya tek başıma gideceğim. Hem sen benim elim ayağımı dolandırıyorsun, hem de zevklerimiz uymuyor. Doğru. Ne diyeyim? Ay ben nereden ne bulacağım alacağım şimdi? Baskın yaptım. Hoş geldin. Biz de tam çıkıyorduk. Hürmetler Tahsin amcacığım. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Yok ben zaten İffet teyzeciğimi alışverişe çıkarmaya geldim. Aslı şey deyince şey yapayım dedim. Ay ne kadar iyi oldu, çok teşekkür ederim. Bir sürü butik açılmış, hiçbirinden haberim yok. Ay ben o butiklerin kitabını bile yazarım evvelallah. İyi, çok iyi. Ayakkabı falan da lazım, hemen çıkalım mı? Ay evet. Heves yaptım şimdi. Tamam Tahsin'cim, şimdi o yakı sana iyi gelecek. İnşallah. Tamam mı canım? İnşallah. Saygılar efendim. Ay Makbuş, ha kız bana sözüm var. Bak vallahi unutma, etlerini çimdiririm senin. Aşk olsun, tebi tebi şahit ya tebi. Budur sizlere sözümüz. Uyku görmedi gözümüz. Mübarek bayramdır bugün. Bakalım nedir sözünüz? Çok klasik abi bu. Allah Allah. Modern mani nasıl oluyor Sertaç? Yaz kardeşim yaz. Daha çok lazım bunlar. Bak şu da var. Vur kalbime hançeri, yüreğim parçalansın. Fazla derine inme, çünkü orada sen varsın. Abi bu kamyon arkası. Ya yaz kardeşim. Hemen yollamamız lazım bunları yaz. Aa, Sacit sen de mi yazıyorsun? Yok, ben bu İzzet'e uydum. Zeynep'e yollayacağım çiçeğin kartını yazıyorum. Helal olsun kardeşim. Zeynep, seni benden çok kimse sevemez. Yine benim bu, Sacit. Nasıl? Alo? İzzet, ben Makbule. Bir ara seninle buluşmamız gerek. Evet, sana bazı açıklamalarım olacak. Hakikaten hayati mevzular. Tabakçı arıyor. Aslına bakarsanız acelesi yok yani. Şu bayram mı geçsin de. Şu an müsait değilim de. Ama önemli bir mevzu bahis. Artık konuşmak istiyorum, yoksa çok geç olacak. Tabii. Geç olsun da güç olmasın yani. Aldım ben mesajı kardeşim, tamam. Döneceğim ben sana. Sabırsızlanıyor tabii. Tabakçı mı? Abi tabakçı. Peki şu nasıl? Zeynep, beni affet, seni dünyanın en mutlu kadını yapayım. Sacit.
Biraz zaman versen kız abi. Babası falan biraz sakinleşse. Doğru söylüyorsun. Ya ben sana hayatta para vermem. Ne oluyor ya? Kavga mı var? Hepsi bozuldu bak. Bunların hepsi tamir edilecek. Baba kop mu o ya? Aa abi ya, Robocop'la taksici kavga ediyor. Seni mi çekiyorlar acaba? Kafan bozulsa ne olacak? Bak ağzını burnunu... Burhan lan bu. Aa bunu sürü kitleri ya. Şş, oğlum şu manileri toplayın hemen matbaaya. Beyefendi böyle konuşmasın. Resmen dayak yiyor lan bu. Hem de benden değil. Hep oldu. Kafan bozulsa ne olacak? Bak ağzını burnunu kırarım. Hep oldu. Oh be kızlar yok ya kafa dinliyoruz değil mi? Sahi nerede onlar hakikaten ya? Ha röportaja gittiler. Röportaja gittiler ya. Bayram öncesi çok yoğunlar ya. Yazık vallahi. Saadet amca, şu rakamlara bakın. Her zamankinden daha karlıyız ya. bu resmen şaikaya yaradı canım. Para parayı çeker ya. Ondan ya o. Sen şaikadan hoşlanmıyorsun ama aslında o çok iyi bir kız. Bu sabah Feryal'i aramış. İlla görüşelim Feryal teyze falan diye. Nereden aklına estiyse. Esi Feryal yağlarını aldırdı, evde böyle yatıyor. Nasıl görüşsün ki Şahika'yla? Keşke benimle de görüşmese. Alo, Hasan'ın telefonu buyurun. Aa, Tahsin amca. Nasılsınız ya? Yaka mı? Ne yakası? Aslında dışarıda. Nereniz ağrıyor canım? Ya hiç kıvıldayamıyorum hiç. Boynum, belim tutulmuş. Feci. Kim? Doktor bu. Ayrıca fizik tedavi uzmanı. Çok değerli bir arkadaşımız Tahsin amca. Vücuttaki özel noktalara basınç uygulayarak ağrılarınızın tamamen geçmesini sağlıyor. Hemen göndereyim. Tahsin amca ısrar ediyor. Saygılar. Kimi yolluyorsun? İrina'yı mı? Tabii ki İrina'yı Saadettin amca. Manken görünümlü uzman doktorum benim. Biliyorsunuz ki birçok defa hayatımı kurtardı ya o. Of. Ya benim dikkatimi çeken bir konu oldu. Bu ülke insanı iyice manyaklaştı ha. Ne oldu abi? Ya alışverişimi yaptım. Taksiye bineceğim. Böyle atlaya atlaya insanların üzerinden taksiye bindim. Arabayı o adam fuzlu kullanıyor ki aletler bozulacak. Çocuğa diyorum ki ya o kadar hızlı kullanma bak diyorum. Sakin ol abi bir şey olmaz abi diye. Aletler sarsılmadan bozulacak diyorum. Sakin ol abi diye. Dedim burası New York mu lan? Tek dizide bir dil kaldı yani. Taksiyle girdik buraya. Ondan sonra herkesin yapacağı gibi ben de dedim ki taksi şoförüne. İladım dedim. Tarifenin dedim yarı parasını vereyim dedim. Geri kalan parası dedim. Aletler bozulacak nasıl olsa onarıma gidecek, bahama gidecek. O da o da oraya gider dedim yani. Şok attık canım. O zaten bana bir kızdı, sinirlendi, delümüne. Orada kavga çıktı da zor ayırdılar bizi. Yoksa ben onun böyle ağzını burnunu dağıtmasını çok iyi biliyordum da paralamayıp şimdi dedim koşup geldim buraya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ortam çok bozulmuş. Gel şekerim sana bir tatlı ikram edeyim, gel otur. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mahmut. Say bakalım tatlıları. Tabii kazan dibi, sütlaç, muhallebi, güllaç, keşkül ve bir de ekmek kadayıfı. Oldu. Hangisi? Komple. Hepsinden. Her çeşit. İngilizce söyleyeyim mi bir de ya? Yok, hemen getiriyorum ben. Maşallah. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Siz Cesur'a baktınız galiba en alt katta. Tahsin Bey var mı? Var. Benim. Ben İrina. Fizik tedavi uzmanıyım. Kubilay Bey aramıştı. Abi, doktor musunuz? Evet. Breşe masaj uygulamaya geldim. Kime? Bana mı? Tabii. Hay Allah. Buyurun.
aslında çok da bir şeye gerek yok. Fena değilim yani. Merak etmeyin. Gerçekten doktorum. Peki ne kadar sürer bu iş? 45 dakika. 45? Hayır. Bize onun alışverişe gitti de dönüp geldiğinde ne bileyim yani böyle doktor falan görünce ciddi bir rahatsızlık zanneder, telaşlanır sonra. Onun için yani bana masaj yaptığınızı öğrenmesin. Anladım. Ne oldu elinize? Bugün oldu. Alışveriş merkezinde kalabalık izdi. Yaralandı. Ah, geçmiş olsun. Peki. Evet efendim. O zaman içeri geçin, soyunun. Allah'ım. Nedir benim başıma gelen ya Rabbi? İyi bayramlar Burhan abi. Öpeyim. Elif'inlerin çok olsun evladım. Pot pot pot. Sana da iyi bayramlar. Ne yapıyorsunuz? İyiyim. Ne yapayım? İyi işte. Sin? İyi. Şimdiden bayram bahşişi için sağ olun. Ay yavrum, ben taksiciyle kavga ettim. Şu anda bahşiş düşünecek hiç halim yok şu anda yani. Elim ayağım titriyor. Tamam olsun, cüzdanınızı getirin, içinden ben alayım. Ay yavrucuğum, ben şu anda travma geçiriyorum. Hemen uzanmam lazım. Gerçekten bahşiş olayını sonra hallederiz. Tamam mı yavrum? Onları hallederiz. Yaşlanıyorum. 10 yıl attım. 20 yıl. Ay ana. Yalnız var ya, çuval giyseniz yakışıyor, yakışıyor. Ay çuş diye kaldım böyle dükkanda. Ay çok teşekkür ederim Şahika. Yalnız o kadar kıyafet aldık, hala böyle abiye bayramlık bir şey bulamadık. Ay ölümü gör yarın bir daha çıkalım. Ay o dansın öldürür beni, o kadar para harcadım zaten. Manifet teyzeciğim. Ya var ya, sende hiç teyze imajı yok. Ben abla desem. Neden olmasın? Abla be. Şey, İfet abla. Efendim? Sacit Bey yok mu acaba? Bilmem. Etrafta gözükmüyor. Siz Sacit'le anlaştınız galiba değil mi? Ha? Maç biletleri alınıyormuş, veriliyormuş filan. Ay yok ya. Yani... Ya arkadaşım o benim. Fena mı? Arkadaşlık hoş bir şey. İfet abla. Ha. Ya yemeyeceksen aşureni alayım mı ben? Vallahi şaşırdım kaldım, elinize sağlık evladım. Sanki bütün acıyı çekip aldınız. Doğru noktalara baskı yapınca acı geçer. Yanlış noktalara basarsınız, çok acı verebilir. Hayır, Allah vermesin. Size bir kapkaççı saldıracak olsa. Demek ki adamın bir yere bir parmak bastınız mı adam yerde. Aynen öyle. Yarın tekrar bu saatte. Ne? Ama birkaç gün üst üste uygulamamız lazım. Eyvah, bu uymadı bize. Çünkü hanım evde. Ama tedavi yarım olmaz. Kesinlikle. Bak hanım geldi. İçeri kızım, içeri. Niye? İçeri kızım, seni görmesin, gel. Ay. Ah. Yenge, elbise aldım. Ay kimse yok mu ya? Yenge. Benim adayıcığım. Sen miydin Makbule? Hadi geç evine. Dayı söz için elbise aldım, göstereyim mi? İyidir, iyidir. Yahut git içeri giy de gel. Dayıcığım sen iyileştin mi? Daha iyiceyim. Biraz dinlenince geçti herhalde. Maşallah, maşallah. Gençlere taş çıkarttırıyorsun be selam. Kusura bakmayın. Hadi güle güle. Dayı! İçin, lütfen için. Lütfen.
yarın tadilat olacak terzide. Bu haliyle üstümde güzel görükmez yani. Oldu. Hadi git. Nereye? Git, elini yüzünü yıka kızım. Sokaktan geldin. Aa. Tamam o zaman, doğru. Hadi. Kusura bak, beni yerine alın. Sağ olun. Eyvah, içeri. Tahsin! Kukku! Kantusu! Ay dur bakalım, bu kadar alışverişe ne diyecek Tahsin? Huhu! Huhu! Ah canım benim, nasılsın? İyiyim ah canım benim, sen nasılsın? Ne güzel iyileşmişsin ayol. Ay, ne güzel alışverişler yapmışsın ayol. Böyle uçuz uçuz aldık işte. Ben de dinlendim. Dinlendim, iyileştim. Oh. Ay, Allah muhabbetinizi bozmasın ya. Nereye? Yatak odasına paketleri bırakacağım. Burada açsanıza paketleri. Açmasın. Tahsin amcacığım, biz yarın İffet ablamla tekrar alışverişe çıkmayı düşünüyoruz. İzniniz olursa. Abiye bir şey bulamadık çünkü. Ne demek, tabii yaparsınız. Çıkın, yarın yine aynı saatte çıkın. Bol bol alışveriş yapın, dönün gelin. Ah, sahi mi Tahsin? Tabii, neden olmasın. Bir daha gelecek değiliz ki dünyaya. İfo, hadi mutfağa git, bana bir kahve yap. Ah canım benim, senin istediğin kahve olsun öyle. Hadi kızım sen de git, İffet teyzene yardım et. Ne de olsa aileden sayılırsın. Ay, gerçekten mi? Ah. Yarın aynı saatte. Tahsin! Evet. Ayol ne diyeceğim? Ne? Bu kız galiba bizim Sacide hafiften meyilli. Hadi gidip isteyelim o zaman. Ne? Kim? Ayol ortada fol yok, yumurta yok. Ama çok sıcakkanlı bir kız. Biraz Alaturka tarafları var ama fıkır fıkır. Benim çok hoşuma gitti. Oh, iyi. Ailesi de iyiymiş hem, değil mi? Varlıklı insanlarda. Sen ne diyorsun? Bence uygundur. Çok iyi, hayırlısı. Dur bakalım, ben içerideyim. Uygundur. Kendi çöpünü kendin at o zaman. Şahika ile alışverişe mi çıktınız? Evet, sen söylemişsin ya. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. Aman neyse canım, ay çok yardımcı oldu sağ olsun. Sen ve o snob arkadaşların pek beğenmiyorsunuz ama. Neyin peşinde bu kız ya?
İfetciğim, çat kapı gelmeme rağmen menü bir harikaydı. Kıvırcık mı yaptı? Evet amca. Ah, işte Tanrı bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Nasıl yani? Benim salak oğlum nasıl kaçırdı o fırında hamsiyi? Kendisi Burhan'da kalıyor. Burhan kimdi ya? Müstahakbel sözlüm kendisi. İfetciğim, kahvenin yanında petifur falan yok mu? Ay Sedef Hanım, buyurun. Buyurmayacağım. Cem'in eşyalarını almaya geldim. Ne demek o? Cem burada yaşıyor. Cem burada yaşamıyor. Burhan Bey'in evinde yaşıyor. Yine mi Burhan ya? Aynı Burhan mı bu? Sen yine mi buradasın Bülent? Oğlunu sürekli kovan, ona eziyet eden insanların evine misafir diye mi geliyorsun ha? Kim onlar şeyleri? Nereden çıktı bu? Aslı, bak kızım. Yıllardır mümkün olduğunca senin yanında durmaya çalıştım. Ama Cem'in bugün gördüğüm haline hiçbir anne dayanamaz. Bitirin bu evliliği. Kurtulsun oğlum. Aa! Sedef Hanım, isterseniz hiç bir araya girmeyelim. Bizim de söyleyeceklerimiz var yani. Çok affedersiniz. Siz mi karar vereceksiniz acaba bizim evliliğimizin bitip bitmeyeceğine? Bastırma. Bastırma. İyi akşamlar. Sizi yerde ararken gökte bulduk. Sabit Efendi, pusumu kurdun be. Aa, aşk olsun. O ne biçim söz? İyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkürler. Ramazan bayramı herkese hayırlı olsun. İnşallah tabii ki herkese iyi olsun. O zaman ben daha fazla vaktinizi almayayım. Bahşişi alayım, gideyim. Bahşiş. Ya. Sabit Efendi, vallahi yanımda hiç para yok. Şortmanlayım ya, ondan kaynaklandı. Bütün parayı bir elektroniğe yatırdım. Şurada bankamatik var. Birlikte gidip çekelim. Ah, kartım bozuk. İnanır mısın? İnanır mıyım? Bilmiyorum. Ay istersin yani bir şansımızı deneyelim. Şurada bir bankamatik var, orada deneyelim şans. Ay orada bir şey mi var ya? Nerede? Allah'ım ya Rabbim. Orada bir harbide mi dönüyor? Nerede ya? Aa şurada, şurada ya. Kapkaç mı var orada? Hay Allah. Ay bin kapımı açık bırakmıştım. Hadi hoşça kal Sabit Efendi. Bayramda sipariş de almıyoruz. Haberiniz olsun. Gör bakalım. Kim kazanacak? Bayram bahşişi hakkımız. Söke söke alırız. Rezil ettin oğlumu. Üstü başı kepazelik. Ağlayıp zırlayıp duruyor. Anne ya ne yapıyorsun sen burada? Ne güzel kahve içip oturuyorduk anne evde. Cem, sen annende mi kalıyorsun yine? Yo. Evet. Oo bak, enteresanlaştı İffetciğim. Laf yarıştırma kızım, otur. Ayıp. Cem, Allah aşkına sen şimdi nerede kalıyorsun? Biz burada beraber yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Ayol, kovmuşsun oğlanı. Hayır efendim, kendisi gitmek istedi. Kim bilir neler çekti de gitti. Aa, ne münasebet efendim. Cem, konuşsana. Konuşsana oğlum. Oo, zor pozisyon. Bu rantu Aslı kazanır, bahseye girerim. Hadi ya. Tamam anneciğim, sonradan pişman olacağımız şeyler söylemeyelim lütfen. Ben bu gece burada kalayım. Hem Aslı ile oturup konuşur, her şeyi hallederiz biz, değil mi? Salak mısın sen evladım? Koy şunu eşyalarına gidelim, hadi. Anneciğim, bak biz bayramda çözeriz bu işi. O zaman kesin olarak çözeriz, tamam mı? Ondan sonra artık buraya mı, eşyalarımı toplayıp sana mı taşınırım, o zaman görürüz. Ama ne olur anneciğim, artık tartışmayalım lütfen ya. Pekala. Göreceğiz bakalım kim ağır basacak. Göreceğiz. Aa inanmıyorum. Burhan Bey televizyonda. Atak hastası var mı? Çekilin. Yeni açılan elektronik marketteki izleyen vatandaşların tepkisine yol açtı. Çekilin.
Kahvedine salmış galiba. Gidip bir kapişinosunu falan içerim. İzdamlı yere düşen kadın müşterinin üzerine basıp geçen şehir magandasının kim olduğu ve hangi duygularla bunu yaptığı merak ediliyor. Ya çekilin arkadaşlar, hakkına var burada. Vallahi ederim ha, çekilin! Aynı Burhan bu değil mi? Bayramınız mübarek olsun. Sağ ol canım. Hoş geldin. Hoş buldum. Dükkanlar açık İfet abla. Hadi bakalım size. Şahikacığım biraz otursaydın. Hayır gidin. Efendim? Yani vaktiyle gidin de alışverişinizi yapın. Akşamüstü gelen gider olur. Telaşı olmasın maksat. Ha doğru ya. Hadi çıkalım Şahikacığım. Hadi bol bol alışveriş yapın İfo. Yani acele etme, hiç acele etme. Seçerek al. Telaşa getirme işi. İyi tamam tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Hürmetler, saygılar, iyi günler, iyi günler. Bu aslında kalkmak bilmedi. Öf. Ay. Dayı, ben terziye gidiyorum. Elbisemi alacağım, hemen geleceğim. Olur mu öyle şey? Niye ki? Ya hemen alıp gelme. Bir dene bakalım. Sırtına giy, şöyle gez dolaş, otur kalk. Akşam eğer bir eksiği olursa vallahi rezil oluruz. Ya söz elbisesi bu, boru değil. Evet doğru. Heyecanlıyım da bu yağı. O zaman hemen gel be eve be kızım, ev basar seni, basar. Öyle mi? Şöyle gez dolaş, hava al, vitrinlere bak. Ondan sonra yani 2-3 saat sonra gel. Tamam, Cem nerede? Cem'in işte sabahtan spora gitti. Saatlerce spor yapar o şimdi. Oh iyi. Hadi bakalım sana güle güle. Hadi bana güle güle. Hadi. Bay bay. Aslı. Zeynep, beni affet. Yine benim ol. Seni dünyanın en mutlu kadını yapayım, Sacit. Sacit kardeşim. Ne haber? İyi valla. Günaydın beyler, iyi bayramlar. İyi bayramlar kardeşim. Sabahın bu saatinde yine bir bayram günü, yine burada yerlerinizdesiniz. Biz Ankastra arkadaşız Sacit. kardeşim, şekerler geldi, şahane olmuşlar. Vay, gerçekten oğlum. Mahmut, bunlardan vitrine koyun oğlum. Bir tane de ben alayım, ha? Akşam evde ikram falan ederiz. Bir tane de Zeynep'lere yollayayım, jest olarak. Nasıl? Vay, ince. Çok güzel kardeşim ya. Ailecek manileri okurlar, eğlenirler ya. Peki anlamadım yani. Niye bu kız her gün annemle takılıyor? Ay ne bileyim ben. Git peşlerinden öğren o kadar merak ettin sen. Hayır, benimle de böyle bir dostluk kurma peşinde. Ne istiyor bizden ya? Tamam, Sacit de belirliyormuş ya. Git konuş öğren. Hayır baba, konu sadece Sacit değil. Bu başka bir şeyin peşinde. Tamam git öğren hadi. Tamam. Fatoş, şimdi ben çıkıyorum. Sen de hazırsan gel. Bir konuşalım bakalım, bir yüzleşelim neyin peşindeymiş bu. Tamam. Ne çıktı şimdi ya? Sabah. Selam. Ne haber? Bir şey söyleyeceğim. Bir cappuccino'nu içmeye geldim ben. Yok, cappuccino falan yok. Yok yani öyle bir şey yok. Uğursuz nereden çıktı? Nazar değdirecek şimdi bana. Ama ben dün televizyonda gördüm. Kendine kahve makinesi falan almışsın. Hey, hadi ya. Gözüm mü kaldı? Yo, bir bayram kahveni içmeye geldim. Hey, saat 11'de sen nasıl uyandın ya? Daha yatmadım ben. Bilgisayar oyununa dalmışım da. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu bizim kahve işi? Tamam. Al.
evladım, bunlar senin olsun, tamam mı evladım? Bunlar benim sana hediyem, tamam mı evladım? Ha, sağ ol ya. Tamam. Ama ben sana bir şey anladım. Yok yok, gerçekten gerek yok. Gerçekten evladım, hiç gerek yok. Bir şey söyleyeceğim. Başka eşyalar da almıştın. Plazmalar falan. Bunları da mı istiyorsun ya? Daha ne istiyorsun? Onları da mı istiyorsun? Lütfen gözün kalmasın. Hepsi eski püskü şeyler, gereksiz eski model. Beğenmesin bile. Lütfen gözün kalmasın evladım. Ha, bu arada eniştem söyledi. Bir bayram bahşişi olayı falan varmış. Ya makineyi verdim ya. Daha ne bahşişi Allah aşkına? Ne bahşişi ya? Daha ne istiyorsunuz? Bitirdiniz beni. Neyi ne bağırıyorsun? Allah Allah. Sabah sabah bütün negatif enerjini falan kustun yani üstüme. Hadi neyse, iyi bayramlar. Gazete ekmekli mi almadınız ya? Attın girdim ama burada. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız bugün? Vallahi sayenizde çok iyiyim. Kusura bakmayın. Dün biraz apar topar şey oldu. Buyurun. Buyurun doktor hanım. Buyurun, nerede buyurun. Bir şey aldık değil mi? Salon kadınısın bebeğim, her şey yakışıyor. Çok teşekkür ederim. Bu çok mu doğru kaldı bunun yanında? Allah Allah. Akşam bayram ziyaretine geleyim mi size? Ay yok canım. Ay çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Nedir planı bu kadının ya? Bir yüzleşelim de şimdi. Neymiş bakalım bizden nefret ederken aniden gelişen bu samimiyet ve yakınlık. Çözeceğiz şimdi. Ay kızlar! Ya siz nereden çıktınız? Ölümü görün oturun. Ölümü görün oturun. Tam zamanında geldik galiba ha? Ay şey, merhaba Fatoş, nasılsın? İyiyim İffet'cim. Nasılsın Şahika'cığım? Seni gördüm, daha iyi oldum bebeğim. Yarın sana geleyim mi el öpmeye? Şahika, sen dergiye geldiğin günden beri yıldızlarımızın barışmadığı çok açık. Senin yıldızların dergideki hiçbir kadınla barışmadı aslında Şahika. Aa, niye ayol? Bir dakika anne. Sürekli kalbimizi kırdın. Ta ki her ne hikmetse bu hafta... Ay dur, lafını unutma. Kalp dedin de İffet abla vereyim mi? Ay vallahi zamanı geldi galiba. Ver ver. Ne veriyor? Çam sakızı çoban armağanı. Bayram hediyeleriniz. Size hediye mi aldın? Dostluğumuzun anısına size kalbimi veriyorum. Ay hadi tak kız. Ay bunlar da bön bön bakıyor ha. Ayol hakiki pırlanta aldı size. Teşekkür etsenize. Şimdi yandık işte. Bir bak mahvolduk. İrna Hanım, sizi bekleyin lütfen. İyi bayramlar. Sağ ol, iyi bayramlar sana da. Al bakayım şunu, hazırlamıştım zaten. Yok. Peki, madem ısrar ediyorsunuz ama hiç gereği yok. Al, al, hadi bakalım, hadi. Tahsin Bey amca, evet. Bugün bayramlaşmak için karakola gittim. İyi. Polisler dediler ki
Bayramda Nişantaşı nüfusu ekseriyetle yurt dışına taşındığından evler boş, hırsızlar kol geziyor dediler. Ya vah vah vah, hadi oldu. Etraf kötüymüş anlayacağınız yani. Tamam. Kapıları falan açık bırakmasınlar diye uyardılar. Tamam, hadi bakalım o zaman, iyi günler. Taksim Bey amca. Efendim. Başka bir konu var. Nedir? Sacit Kral'ı görmedim ama dönmüş diye duydum. Geçen gün de sokakta Hacer'le konuşurken görmüşler. Aman ha, aman ha. Aman ha, aman ha. Hadi sana iyi günler. Kızımın yanına yanaşmasın. Hamle yapmasın. Hala konuşmuyorum Hacer'le. Size ve aileye saygım sonsuz. Sağ ol. Ama Sacit Kral'ı oyarım. İyi bayramlar sana, bir tekrar sana. Hadi bakalım. Doktorum, kusura bakmayın, geliyorum hemen. Ef, aman de. Hayalet kapıcı bunlar. Sanal kapıcı. Sanal. Sanki internette kapıcılık yapıyorlar. Mail atın ya, ekmeği mail atın bundan sonra. İnternet kapıcısı. Bayram günü halime bak. Ay, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ne yalan söyleyeyim. Hemen hemen tamamıyla geçti yani. Söyledim, egzersizleri de yapın. Kapı mı? Merhaba. Merhaba, ben Irina. Hadi ya. Hanım, doktor. Doktor. Ne doktor acaba efendim? Masaj yapmaya geldi. Aa, masaj. Tabii. Şimdi masöz mü, doktor mu? Fizik tedavi uzmanı. Anlıyorum, anlıyorum. Belli ki çok önemli bir bilim insanı kendisi. Sağ olsun gelmiş buraya. Yalnız tabii şimdi söylemeye uygun buluyorum ben. Aslı ile annesi merdivenlerden çıkıyorlar da buraya gelecekler. Ne? Gel. İrna buraya sana masaj yapmaya geldi. Ne? Oldu mu İrna? Peki. Ya nasıl peki? Hayır, olmaz öyle şey ya. Öyle, öyle. Geldik. Merhaba. 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 Cem'in masajıymış. Sen masaj mı yaptırıyorsun? Ya. İşte spordan sonra rahatlatıyor. Tahmin ederim. Biz erken mi geldik? Erken geldiniz tabii. Yani daha masaj başlamadı. Kimseye masaj yapılmadı burada. Erken geldik diye mi senin betin benzin attı? O zaman ben gideyim. İyi günler. Ne demek şimdi bu? Ha? Kız çağırmış da masaj yaptıracakmış. Sorma, sorma. Yerin dibine girdim vallahi. Çapkın ayol bu. Gördün mü bak? Sanki, sanki erkek masör yok piyasada. Ha, rezalet vallahi. Ay babası kılıklı vallahi. Ne yani, yasak mı benim masaj yaptırmam? Gizli gizli yaptırıyorsun Cem. Hem de tesadüfen böyle bir kıza. Ne demek şimdi bu ya? Ya sen bana hala güvenmiyorsun değil mi? Yani ben ağzımda kuş tutsam faydası yok. Tabii güvenmiyorum, hale baksana. Ya hadise yapmayın. Bir masajdan bir şey olmaz. Ya bir masajdan bir şey olmaz da baba, Cem sabıkalı. Ha, yok yok. Yani en ufak bir problemde biz bir... Ya yine mi bu noktaya geleceğiz biz ya? Ben gidiyorum ya. Nereye? Annemin evine. Ben kapıyı açık mı bıraktım ya? Saatlerdir açık mıydı bu kapı?
Düz, düz. Hepsi çalınmış, elektroniklerin bütün kutularıyla birlikte ana. Kapımızı açık bırakamayacak mıyız ya? Kapımızı açık bırakamayacak mıyız? Ey şeyimiz işe... Ama siz iptal olabilir... Ama siz iptal olabilir. Oh, shit! Ne oluyor be? Günaydın. Cappuccino. Sacit abi yollamış bayram için. Sanırsam sana yalakalık yapıyor baba. herkese iyi bayramlar ya. Sağ ol evladım, sana da. Merci. Aslıcığım, keşke yaprağı vermeseydin canım. Bu 7. bayram ziyaretimiz ama yaprağın yaklaşık 20. likörü. Etkilemiyor ki. Etkilemiyor mu? Yaprakçığım, burası akşam 10'da geleceğimiz bir yerdi. Programda böyleydi ama sen arabada tuturdun, aslara gidelim diye. Ay Kubilay, bütün akrabalarını ziyaret ettik, yetmedi mi? Yaprakçığım, daha 5 adresimiz var. Ve sen hala içmeye devam ediyorsun canım. Yaprakçığım, şeker ister misin manili? Efendim, düğündeki tüm akrabalar yaprağı alkolik sanıyor. Hep aynı hikaye. Düğünde sarhoş oldum, sahneye çıkıp göbek attım. Oh, iyi de yaptım. Biz de akrabalara yaprağın böyle alkol problemi olmadığını göstermek amacıyla bayram turlarına çıktık. Ama işe... Yaramayacak galiba ya. Tamam. Şimdi gidiyoruz ama akşam üzere bir daha geleceğiz, tamam mı? ben bu kutuyu alayım, yolda yerim. Nereye? Dükkana, dükkana. Hayır, niye götürüyorsun kutuyu evladım? Tahsin'cim, şu dükkana telefon et, bir kutu daha yollasınlar. Gelen giden olur akşam. Tövbe estağfurullah. Sabit efendi, çıkçıklama çocuğa. Aa, manili şeker. Çüş, bu ne ya? Ne oldu ki? Bak, inanmıyorum. Ne var? Mandi diyor ki, bana çok büyük bir servet kalacakmış. He, bizden herhalde. Şekerleri toplayın, piyasadan çekin. Zehirli miymiş abi? İçinde... İçine Zeynep'e yazdığım aşk notları da karışmış oğlum. Çok romantik abi. Ne romantiği lan? Dayımdan zor kurtardım bu kutuyu. Şimdi bütün Nişantaşı'nda... Oo, Zeynep'lere de bir kutu yolladık oğlum. Alo Zeynep, sakın kapatma. Çok önemli bir şey var. Yanlış numara kardeşim. Tamam, size de iyi bayramlar. Kızım, yeni kutudan yeme. Bir misafir gelir, ikram ederiz. Bizim eskisinden ye. Ya sadece 80 kutu var abi elimizde. Bunlar çöpe mi gidecek? Oho, hep zarar ziyan ya. Ben deri kutuların parasını istemem Sacit. Konu kapanmıştır. Sağ ol İzzet. Kardeşimsin. Dile benden ne dilersen.
Sen de benim kardeşimsin. Ya Mahmut, oğlum indirin şu kutuları vitrinden. Satış yasak. Abi, ben bu akşam aileyi ziyarete gideyim. Müstakbel damat olaraktan. Kardeşimsin dedi. Bayram günü, hayırlı olur. Diyorsun. Ya baba, bana güvenmiyor ya. Ah sersem evladım, bir kadın kıskanıyorsa seviyor demektir. Yani? Yani onun gözlerine bakmayı özlemeyecek misin? Elini tutmayı, kokusunu, sesini. Ya üf ya! Evladım, hayat kısa, aşk daha da kısa. Hala aşıkken sevdiğin kıza koş. Annen geçmişin, sevdiğin kadın geleceğin. Bir kadın hayatım boyunca seninle birlikte olacağım diye söz vermişse... ...o meleklerin bile üstündedir evladım. Bu edepsiz Aslı'da bir arzı çıkarıp bizi yakmasa bari. Hiç öyle cilveli bir kadın da değil ama yani bilmiyorum. Bakacağız. Başıma benim bir felaket geldi ya benim. Senin de mi? Ne oldu? Evime hırsız girdi beni. Yapma ya. Gerçekten vallahi. Kapıyı yanlışlıkla açık bırakmıştım. Açık aralık. Ondan sonrasında bir yere kadar gitti kısa ama... ...o arada sinsileri gelmişler evin içerisindeki bütün elektronik çeyizlerini... ...hepsini kutularıyla birlikte silip söpürmüşler. Vah vah. Geçmiş olsun canım. Boş ver, boş ver. Moralim çok bozuk ama ya Sacit Bey. 1259 YTL şu anda tam olarak zarardayım. Gerçekten. Gerçekten. Söz iptal canım, kusura bakma. Ulan ben seni bir iptal ederim. Ne biçim bahane lan bu? Ne biçim bahane? Bahane değil Sacit Bey. Gerçekten bahane değil. Gerçekten soyuldum diyorum size. Burhan, bak. Çok gergin ve zor bir gün geçiriyorum. Şu an seni evire çevire dövmek beni çok rahatlatırdı. Ama bu akşam söz gecende çekilecek olan fotoğraflarda yüzünde iz olmasını istemediğim için dövmüyorum. Şimdi git, kravatını tak, yüzüğünü al, akşam 7'de burada ol. Ulan! Ne yapacak bu? Hay ya Allah'ım, ya Rabbim, işte bu şekilde benim bütün elektronik eşyalarım pof diye uçtu gitti ya. Evet. Başka bir konuya geçelim mi Burhan? Mesela bu akşam niye burada toplandık? Ha, evet efendim. Evet. Anam. Bu nasıl bir vurma? Anam, panik atak mı geliyor bana şimdi heyecandan? İşte gelmeden sen konuya gir. Peki efendim. Hemen ben şimdi konuyu hemen... dalacağım şimdi. Efendim, Makbili ve ben... ...ben ve Makbili... Aa, kapı. Birini çağırdık mıydı biz? Yok ama. Aslı, bir daha seni asla bırakmayacağım. Oho, nasıl yani ya? Aa, bence bu olayı kutlamalıyız. Bence bu güzel anı kendi söz olayımızla hani karıştırmayalım. Çünkü bence bunun adı bir bencillik. Bence bencillik edin Burhan, edin. Efendim, bu ailenin bir parçası olarak ben de sizinle oturabilir miyim? Otur evladım, otur. Ne demek? Cim, bugün başıma gelenleri ben sana anlattım mı? Ya sonra anlatırsınız Burhan Bey, hadi ya. İstersen ben sana sufle vereyim ha, Allah'ın emri. İyiydi Allah'ın, Allah'ın, Allah. Şimdi gözümün önüne geldi, diyorum bu fotoğraf ne? Bu ne kadar güzel yemek ya, ne kadar farklı, değişik yani.
Çok çeşit var yemek olarak. Evet ya, gerçekten ben de geldiğimde gördüm. Ne kadar güzel bir sofra hazırlamışsın. Sanki böyle 20 kişi gelecekmiş gibi. Ay şimdi hatırladım ayol. Gündüz Şahika ben de geleyim mi dedi. Gel dedim ben de. Ne? Ay ne alacak yenge, gelsin, Allah ne verdiyse yeriz. Allah ne verdiyse demişken Allah'ın emri, peygamberin kavli diye devam edelim. Şahika Hanım buraya mı geliyor? Bizim sözümüze. Vallahi dalgınlıkla söyledim Burhan. Ama söz olacağını söylemedim. İpot, niye böyle şeyleri söylüyorsun ya? Neden yabancıları davet ediyorsun? Bu özel bir toplantı. Bizim sözümüzden başkalarının kesinlikle haberi olmamalı. Bu bir sır olmalı. Sebep? Nazardan çok korkuyorum Sacit Bey. Ana. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Oh shit. Kızım yeme, gelen giden olur. Ay anne, kaç kişi gelecek acaba? O zaman ben de yerim sen. Hayır Nilay. Ne oluyor ya? Misafire kalsın kızım, yeme. Kimse yemesin. Burhan, hadi söz. Sözlerimi... Sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Hah, hadi Burhan Bey, yaşlanıyoruz burada ya. Evet. Bu bayram günü sevdiklerimle olmak, saydıklarımla olmak, sizinle olmak, bizimle olmak, hep beraber olmak, olmak ya da olmamak. Bu cümlenin bir sonu var mı Burhan? Şahika, bir iki dakika içeri gelebilir misin benimle? Bir şey konuşacağım özel. Tabii bebeğim, hayırdır? Gel sen, gel, gel. Sağlıyorum. Ne diyorsun Murat? Tahsin Bey amca, bence yabancıların yanında söz muhabbeti yapmayalım. Kendi aramızda keselim. Hazır Aslı'yla Şahika içerideyken şu yüzük olayını takalım. Bitsin gitsin bence, bitsin gitsin bence. Ya abi, bir konuşma yapmayacak mısınız ya? Öyle paketliyorlar mı bu işler? Tabii değil mi? Tabii, hemen şöyle diyeyim ben. Ben duymuyorum ki. Ay keşke Aslı da olsaydı. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, duyuyor musun? Allah Allah. Bayram ziyaretleri işte. Ben size dedim, bayramda yapmayalım dedim. İsterseniz erteleyelim şunu ya. Yok yok yok, böyle iyiyim. İyi bayramlar teyzeciğim. Bey babam ve aile efradı. Bu nereden çıktı şimdi ya? Bayram diye herhalde. Teyzeciğim, buyurun size yeşil mercimek getirdim. Ne zahmet ettiniz. Gel kardeşim, gel. Ne var ya? Ben İffet ablamla iyi anlaşamaz mıyım? Kadın kadına alışverişe çıktık. Sana ne oluyor ki? Ay bana hiçbir şey olmuyor da acaba sana ne oluyor Şahika? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. İşimi kaybetme pahasına bunu söylemek zorundayım. Geldiğinden beri hepimize dünyayı dar ettin. Ben mi? Tabii ki sen. Fatoş'a resmen manevi işkence yaptın. Yaprağı geçen gün demediğini bırakmadın. Şimdi bak açık açık konuşuyoruz burada yalnız. Benden de o kadar hoşlanmıyorsun, bana da bayılmıyorsun. Yani dergideki bütün kadınlarla resmen senin bir problemin var. Ama aniden bu hafta bir geldin. Bir sevgi saldırıları, bir samimiyet, bir yakınlık, bir iltifatlar, hediyeler, bilmem neler, bir şeyler. Neyin peşindesin sen ya? Ay nelerle itham ediliyorum ben burada ya?
Ne istiyorsun sen bizden kızım? Böyle yaşam enerjimizi falan mı emiyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ay sen hasta mısın yavrum ya? Hasta falan değilim yavrum. Ne biçim bir entrika bu Şahika? Ay ne entrikası kızım be? Sen söyle. Bizden ne istiyorsun Şahika? Benim annemden ne istiyorsun? Ne istiyorsun bizden ya? Sen neyin peşindesin kızım? Ay! Arkadaş yapmaya çalışıyorum gerizekalının başkanı. Psikolog karı dedi ki, kız arkadaş edin. Çocukluğundan beri bir tane kız arkadaşın olmamış. Kadınlar senden nefret ediyor dedi. Allah Allah, niye acaba? Ne bileyim ben be. Kadın muhabbeti yapamıyormuşum, dertlerimi anlatamıyormuşum. Birikip birikip asabiyet yapıyormuş, sonra da böyle insanlara patlıyormuşum işte. Ya! Yalnızmışım ben. Ben de kadın muhabbeti yapmak istiyorum. Ben de kız arkadaş istiyorum. Benim neyim eksik ya? Ah. Ah. Paço salalarım bile kıl alıyor bana, biliyor musun? Disaretin amcanın dümbelek suratlı karısına kadar düştüm, o bile benim. Ne görüşmedi. Ya sen yani bizde bayağı arkadaş mı olmak istiyorsun? Evet. Ay düşünsene kızım, ne kadar umutsuz bir durumdayım ya. Aa, aa, aa. Evet. Ne diyelim o zaman? Biz aramızda anlaştık. Anlaştık biz. Anlaştık. Ya çöpü bundan sonra akşam 6'dan önce koyacağız. Kapıya bütün abartman sakinler ol. Biz anlaştık öyle yani. Ne? Ay bir şey de ikram edemedik. Evde yemek var diye. Yenge nereden buldun sen onu? Dükkandan getirdim ayol. Sen ötekini aldın ya. Rasim'cim. Selma. Ay. Ay. Kızım var ya şimdi bu kendini ağırdan satma peşinde. Ama ben ne zamanki dekolteyi giyiyorum, hop salıyor kendini. Ya aşkım maşkım laflarına giriyor ya. Sadece. Ha. Kızım yalnız çok acayip, anormal, hayvani bir cazibesi var ya. Ya da sen bayağı bir erkek arkadaş istiyorsun yani, çok istiyorsun. Yok kızım şimdi yalnız ben bak, her erkek taşıyamaz, bu böyle. Yani şimdi bende aile var, servet var, seksepal var, şıklık var, cemiyetteki konumum belli. Of benim işim çok zor ya. Ay, oh be. Ay kızım anlattım, rahatladım vallahi. Bebeğim çok şahane gazımı aldın ya. Şimdi Şahika, madem böyle biz arkadaş olma gibi bir yola girdik. Sen çok sertsin ya. Ben? Ha, yani böyle biraz daha yumuşak, daha hassas, hani daha tatlı dilli falan olsan, böyle etrafa daha az beni bağırıp çağırsan falan, erkekler senden böyle daha az korkacak gibi geliyor bana. Şaşırdım. O zaman ben tekrardan konuya girmek istiyorum. Allah'ın emri... Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Hay ağzını öpeyim ben. Ne? Öyle derler ya, hani aldın öpeyim falan gibi. Ay. Yemek mi yeseydik acaba? Makbule, izin verirsen konuya girmek istiyorum. Hangi konuya? Biz geldik. Hiçbir şey konuşmuyoruz canım. Havadan sudan işte. Açtım. İyi bayramlar. Efendim lütfen kusura bakmayın. Bayan alkolü takdimimdir ya.
Hediye, kimsenin gelip gittiği yok. Ver şu şekerlemelerden ben yiyeyim. Ne yapıyorsun kızım? Babam yiyin dedi. Sosyopat mısın kızım sen? Şeker konusuna falan gireceksin. Demek ki vücudun ihtiyacı var Cesur. Master yapıyorum ben. Ve beyin şekerle çalışıyor. Ben kendimi senin akrabalarına sevdirmek zorunda mıyım? Hiç değilim. Ben arkadaşlarımla mutluyum. Arkadaşlık çok önemli değil mi Sacit Bey? Evet Hasan amca. Nasıl? Doktor iyi geldi mi? Aa, ne doktoru? İfo, sen bir şeker falan ikram etsene. Ha. Kimse yemez yenge. Kubilay'cığım şeker? Evet, rejimdeyim. Gerek yok yenge. Ha, ister misin güzelim? Almaz yenge. Ya almaz mıymış Sacit Bey? Bakın, isterseniz siz de alın, buyurun. Gerek yok, alma. Ben size bir tanesinin kağıdını açıp böyle verebilirim isterseniz. İstemem, açma. Hangi doktor bu Tahsin? Hangi doktor? Ay, ben şimdi bunun hepsini bitiririm. Meyve yönelisi en sevdiğim şey. Kısmetim çok açıkmış. Tamam, oldu. Bakın. Akın. Aa, bayram davulcusu bahşiş istiyormuş. Tamam, okuma hepsini. Okuyacağım. Çok zevkli, çok eğlenceli. Tam bir bayram ruhu, bravo. Tamam, yeter. Daha fazla yeme. Çok yedin, biraz da ben yiyeyim. Ben bir böreğe bakayım. Ben de geleyim. Beni de kurtarın. Ben hiçbir misafirlik ortamında önümden yemek alındığını hatırlamıyorum. Siz Sacit önümden kutuyu çekiyorsunuz. Ve çok yedin şeklinde bir ifadeyle. Ne oluyor ya? Lokmalarımı mı sayıyorsun sen? Beni yargılıyor musun? Çok yemiş de olabilirim. Üç kuruşluk şekerin derdi seni mi gerdi? Ha? Tepsi popo. Geperkülü. Keltoş. Ay! Kalitemi bozdurttun yine bana be. Ay ne yaptım ben yine ya? Ağır sapıkmış bu. Ay, buyur, buyur. İyi bayramlar. İyi bayramlar amca, öpeyim. Embesil ya. Sacit ne oldu bizim iş? Hangi iş? İyi misin kızım? Vallahi acıkmışım herhalde, gözüm döndü. Ben şu Burhan'a gidip bahşişi tahsil edeyim. Şeker alacağım. Ha, onlar satılık diye kusura bakmayın. Siz Rus musunuz? Evet. Ben de sayılırım. Abramovich'in arkadaşıyım ben. Öyle mi? Evet. Ben size bir kutu hediye edeyim. Nasıl olsa Ruslardan Sacit tanıyan yok. Yok, ben sadece yaşlı bir hastama bayram hediye vereceğim. Yaşlı genç herkes hasta olur size. Efendim? Rusya'nın içinden misiniz? Telefonu da kapalı. Ya Aslı'cığım, ne yapıyorsun sen he?
Ne demek Yaprak dışarı hava almak için çıktı? Gece gece bir sarhoş kadını neden dışarı bırakıyorsunuz canım? Ya kapının önüne çıkacak sandım Kubilay, ne bileyim ben. Ya Aslı, hırlısı var hırsızı var. Bu kadın sarhoş ve üzerinde bir sürü pırlanta var ya. Tebrik ederim, bravo Aslı. Yaprak Hanım eğer kaybolduysa sözü iptal ederim. Nasıl fikir ama bu? Nasıl fikir? Burada mısın oğlum? Bravo sana. Hoş geldiniz. Anneciğim, biz Aslı ile konuşuyoruz. Siz sürekli kavga ediyorsunuz ama. Anne yüreği oğlum, affet. Seni doğuran insan senin için endişeleniyor. Tabii, tabii. 9 ay bu, 9 ay. Nerede Aslı? Eyvahlar olsun. Ya ne eyvahlar olsun. Ya ne eyvah Halis'im. Yaprak kayıp. Ortada yok ya. Biz onu aramaya çıkıyoruz. Var mı bizimle gelen? Ben gelirim kardeşim. İnsanlık ölmedi ya. Ay bravo İzzet ha. Güle güle. Sağ ol İzzet. Lütfen biraz acele edelim canım. Güle güle Kibirler Bey. Güle güle. Burada olduğunuzu tahmin ettiydim. Ay bizim arkadaşlarımız kayıp, onun için çok böyle endişeliyiz, kusura bakmayın. Bayram bahşişi ne oldu cümlesi size ne ifade ediyor? Para kalmadı. Vallahi. Al şu şekerleri. Ailece yiyin. Hadi iyi bayramlar. Kızım bırak oğlumun yakasını, seninle mutlu değil o. Ay mutlu olmazsa burada işi ne? Pardon, zorla mı getiriyoruz Cem'i biz buraya? Yani. Ya anne. Ben Aslı'yı seviyorum. Ah canım. Evet. Ve hayatımdaki en önemli kadın Aslı anne. Evet. Ve burada kalacağım. Tamam. Ne halin varsa gör o zaman. Ağlıya zırlıya da gelme bana. Tahsin Bey. İyi bayramlar. Bu kimdi ayol? Masöz ben. Soru sormayın. Lütfen soru sormayın. Çok uzun bir hikaye. Bülent, ona da hemen geliyorum. O ne ya? Bayram bahşişimiz. Aa, bir kutu daha. Ver bakayım. Aman, aynı şey çıktı. Kısmetim çok açıkmış. Dur bakayım. Ne çıktı Sabit Efendi? Zeynep, beni affet. Yine benim ol. Seni dünyanın en mutlu kadını yapayım. Sacit. Çüş. Olaya bak ya. Sana söyleyeyim evladım, her zaman hormonlu ergalip geliyoruz. Sizinle bahse girmek bir zevkti yine de. Sacit annem içeride sinir krizi geçiriyor. O paralar ne? Sacit Bey ile kayınpederin Cem'in Sedef ablada mı yoksa sende mi kalacağı konusunda bahse girmişler. Hem de parayla. Ne? Lan yürü ablamla söz kes, git tak şu yüzüğü lavuk, yürü. Suçu bu çocuğun üzerine atıyorsun. Bu yaşta utanmadan, üstelik evde biz yokken kendine sarışın bir masöz getirtiyorsun. O
evet. Ben doktorum ama. Aman canım, astronot olsan ne olur. Benim kocam hayatında ne zaman masaj yaptırmış ki şimdi yaptırıyor. Hanımefendi, ben size gizli tutuldum dedim ya. Bayram diye geldim, sizin adet diye. Ne oluyorsun? Gizli mi? Ay, bu ilişki ne kadar zamandır devam ediyor Tahsin? Bağırmayacağım, vallahi bağırmayacağım. Söyle, ne kadar devam ediyor? Tahsin, neler oluyor burada? Neler oluyor? Tahsin! Sen... Sen alışverişlik üstüme basan adam. Ne? Ya ben sözlenemeyecek miyim? Yaprak! Yaprak! Bir şey var mı İzzet? Fena. Hanımın tarifine uygun birinin koluna yarım saat önce uzun saçlı, serseri görünümlü biri girmiş götürüyormuş. Öyle dediler vallahi. Polise gidelim. Bir an önce İzzet. Polise gidelim. Bu şekerler kimsesiz çocuklara bayram hediyesi olacak. İşte hayırseverler sağ olsunlar 50'şer 100'er alıyorlar. Onun için yani bu şekerlerle ilgili bu kadar duyarlıyım. Yoksa senden mi sakınacağım? Yani ben de yemek konusunda biraz hassas olduğum için. Çok mu kırdım seni? İşte keltoş biraz şey oldu ama önemsiz. Benim şu ara derdim çocuklar zaten. Başka bir şeye üzülmüyorum. Ben de alayım o zaman. Kaç tane alayım? Sen şimdi şu 80 tanenin parasını ver, ben onu çocuklara yollarım senin adına. Tamam. Bu arada kel erkeklerin libidolarının daha yüksek olduğu söylenir. Erkeklik hormonu açısından yani. Bence bu çok hoş bir özellik yani. Ben içerideyim. Tamam, ben hemen yüzümü yıkayıp geliyorum. Ay çok tatlı. Gel Tomuş, gel Tomuş. Gel Tomuş. Yüzüme bakıp gülenler oldu. Sana her gün bayram diyenler oldu. Bayramı bana çok görenler oldu. Elini öpecek anam babam ya. Yüzüme bakın. Yaprak, ne oluyor burada ya? Ha? Nerelerdeydin sen? Ara ara. Meraktan öldüm ya. Buradayım işte. Bak, bu da abin. Ha, uzun saçlı, serseri görünümlü. Koluna giren adam. Yaprak, hadi kalk gidelim canım, hadi. Kubilay, halanın kızının eski kocasına bile bayram ziyaretine gitti. Abi burada yapayalnız. Bu ne biçim bayram ya? Ne yapalım canım? Sabit bir yeri olmadığı için haliyle böyle oluyor ya. Ne o? Boynum yine ağrıyor İfo. Yok ya, masaj yaptır. Ha? Cesaretin varsa yaptır. Yok değil mi cesaretin? Hadi yaptırsana. Ya ben ne zaman yüzük takacağım ya? Doğru söylüyorsun abla. Burhan. Özür dile. Aa, sen ne kadar çok uzatıyorsun. Edipsizlik sınırına artık ulaştı yani. Kubilay, çabuk abinin elini öp ve bayramlaş. Ya Yaprak. Hemen. Yoksa sabaha kadar buradayız. Elini öpmesem? Ha. Teknik olarak zor değil mi? Yani. Gülen abi, iyi bayramlar. Sana da kardeş. Şeker yer misin? Bu da nereden çıktı ya? İnanmayacaksın ama. Gökten düştü. Yüzükler nerede Burhan? Özür dile be.
benden. Ya ben senden niye özür dileyecekmişim? Yerde yatıyorsun, üzerine basılınca da arıza çıkartıyorsun. O zaman yatma yerde. Ne yapacaktım? Havada mı yürüyecektim? Kimsin ya sen? Kimsin? Ne yapıyorsun ya? Ne yapacaksın acaba baba? Dövecek misin beni? He? Dövecek misin beni? Yok. Ne gereği var? Bu ne şimdi ya? Bu nasıl bir hareket? Komedi mi bu? Dur ben de sağa yapayım. He? Hoşuna gitti mi? Anam. Yaptı ya Simba. Sırtım uyuşmaya başladı. Ne yaptın Simba? İyi bayramlar Taksin Bey. Taksin Bey'in karısı, ben doktorum. Neyse, hadi artık söz keselim. Burhan Yücükler. Tipe tipe gidiyorum ben. Acı artık ben de burada. Önemli değil, geçer geçer. Abla gel. Anam, bulanayım ben ya. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sen ablamı bizden istedin, biz de uygun gördük, veriyoruz ha? Haydi bakalım. Evet, getir bakayım. He? He? Hadi bakalım. Oh. Hadi bakalım. Hayırlı olsun ha, Burhan? Tebrik ederim. Bravo Burhan. Mi geliyor? Yani buraya mı geliyor? Ay vallahi dalgınlıkla söyledim Burhan. Ama sözü bilmiyor. Neyi bilmiyor? Of! Ne dediğini de anlamıyorum seni. Eğer sapıkmış bu. Yani benim masaj... Yasak değil mi benim masaj yaptırmam? Ya. Çok düğünde sahneye çıktım, sarhoş oldum. Şarkı söyledim, bir de şunu açabileydim ne kadar mutlu olacaktım ya. Aynı hikaye ya. Al, okuman gereği. Sacit Bey ile kayınpederinin Cem'in sende mi kalacağı yoksa sedef alacağı şey... Sacit, annem içerisinde krizi geçir. Pardon.
olsun. Ya ne tutsun? Ev ahali. Ev ahalisi. Ya da sen çok bayağı bir erkek arkadaş istiyorsun yani. Çok istiyorsun bunu. Yalnız. Ya demin... Seks apel. Ben onun ağzını burnunu dağıtmasını iyi biliyordum da. Ağzım kaldı böyle. Ay çok teşekkür ederim. Hiç gelmiyorlar. Üç kuruşluk şekerin derdi seni mi gerdi? Bir, iki, üç. Oldu sen. Tamam.